Bizleri izleyen değerli halklarımızı ve cezaevlerinde rehin tutulan tüm yoldaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bildiğiniz üzere 34 aydır İmralı'da süren hukuksuz bir mutlak tecrit söz konusu. Bu nedenle yüzü aşkın cezaevinde Sayın Abdullah Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa barış yarıyla mahpuslar açlık grevinde. KHK'lerle bir zulüm avı başlattınız. Darbe girişimini kendinize bir lütuf olarak gördünüz. Gülersiniz tabii buna. Milyonlarca insanı, milyonlarca aileyi mağdur ettiniz. KHK sopası icat ettiniz. KHK'lerle ihraç ettiğiniz 132 bin kamu emekçisinin 32 bini MEP personeliydi. Öyle bir örgütlü kötülük düzeni kurdunuz ki aileleri parçaladınız, insanları sivil ölüme terk ettiniz. Sözde bir OHAL komisyonu kurdunuz ama bu bir oyalama komisyonuydu, bunun ötesine de gidemedi. Sayın milletvekilleri, Anadolu ve Mezopotamya birçok uygarlığın gelip geçtiği bir diller bahçesi. Dolayısıyla rengarenk bir mozaiği içerisinde barındırıyor. Buna karşın uzay çağında dahi halen tek dil, tek millet, tek mezhep anlayışının sürdüğünü açık bir şekilde görüp ve yaşıyoruz. Cumhuriyetin ilk 100 yılında diller yasaklandı, kimi diller yok edildi, kimi diller de bugün maalesef ölüm döşeğinde. Kürtçenin kurmancı ve zazaki lehçeleri de asimilasyon ve inkar politikalarından fazlasıyla etkilenen diller arasında. Kültür ve Turizm Bakanı Kürtçe kitap bastık diyor. Ama bunun sembolik düzeyde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Milli Eğitim Bakanı ana dilinde eğitim olmaz ama haftada 2 saat seçmeli ders var diyor. Bir halka kendi öz toprağında ana dilinin seçmeli olarak okutulmasının bir utanç olması bir yana, seçmeli Kürtçe dersler bile işlevsizleştirildiği için 7 yılda dersi seçen öğrenci sayısı 80 binden 23 bine kadar düştüğü, burada da sizin yaptığınız bilinçli politikalar var. Yine AKP TRT Kurdi'den bahsediyor. Bunu da sadece Kürtçe kendi propagandasını yapmak için kullanıyor. Bu çok net bir şekilde ortada. Bu kanal 4 parçaya bölünmüş, birçok sorunla boğuşan Kürtlerin hangi derdini verdi ya da hangi derdini verecek? Elbette Kürt halkının ve mücadelesinin politik ve kültürel kazanımları bizler açısından çok önemli. Bunları da her şekilde sahipleniyoruz. Ama kurmanç ve zaza Kürtlerin temel talebi Kürtçe ana dilinde eğitimdir. Ana dilinde eğitime tahammülsüzlük Kürtlere yönelik ontolojik bir düşmanlıktır. Çünkü yapılan saha araştırmaları da Kürtlerin amasız, fakatsız kendi dilinde eğitim istediklerini net bir şekilde ortaya koyuyor. Burada sadece AKP iktidarı değil, muhalefet de 100 yıllık paranoyalarından sıyrılmak zorunda. Eğer anayasaya 12 Eylül darbesi eseri diyerek karşı çıkıyorsanız, Kürtçeyi de bu zihniyetin tamamıyla yasakladığını unutmamalısınız. Kürt halkı bir 100 yıl daha ana dilinde eğitimden yoksun bırakılamaz. Bunun adı bir dilin katledilmesi olur. Çı kurmanç, çı zaza, çı soran, çı goran. Em tevahi kurdun, zamaneme kurdiye, kurdi hatameye sore, ez dubare girtigehan, o dayıkan rezari silavdikim, spas.